yanımızdadır ve evren enerjiden oluşur. Var olan her şeyin bir tür enerjisi vardır. Ama soyut bir kavram olduğu için tanımlaması zordur. Enerji nedir sorusunu kısaca işe alabilmek, ıslanabilmek ya da aydınlatabilmek yeteneği olarak yanıtlayabiliriz. Enerji asla yok edilemez veya yoktan var edilemez. İnsanlar dünyada var olduğu sürece enerjiye ihtiyaç duymuş ve bu ihtiyaç sürekli artmış. Atalarımız ilk olarak ateş ile başlamış fakat modern dünyada bu ihtiyaçlar çok değişmiştir. İnsanların sınırsız tüketme isteği enerji kaynaklarının tükenme noktasına getirmiştir. Enerji kaynaklarının yenilenmemesi son yıllarda insanları yeni kaynaklar konusunda araştırmaya yetmiştir. İnsanlar maliyeti düşük ve çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarını kullanmaya başlamışlar. Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan kaynaklar, hidroelektrik enerji, termik enerji, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve nükleer enerji. Hidroelektrik santrali, su yüksek bir seviyeden türbinlere gönderilir. Türbin kanatlarına çarpan su, kanatları ve türbin mühimi döndürür. Türbin mühimi dönme hareketinden elektrik elde edilir. Termik santral, yakıt kullanarak su ısıtılır ve buhar elde edilir. Elde edilen buhar türbinlere gönderilir ve türbin mühimi dönmeye başlar. Türbin mühimi dönme hareketinden elektrik elde edilir. Rüzgar enerjisi, hızlı hareket eden vanlı enerjisinden yararlanarak rüzgar türbin kanatları döndürülür. Dönen kanatlar türbin mühimi döndürmeye başlar. Türbin mühimi dönme hareketinden elektrik elde edilir. Jeotermal enerji, yer kabuğu içinde toplanan sıcak su yeryüzüne buhar şeklinde fışkırır. Türbinlere gönderilen buhar, türbin mühimi döndürmeye başlar. Türbin mühimi dönme hareketinden elektrik elde edilir. Nükleer santral, atom çekirdeği parçalanarak ısı elde edilir. Elde edilen bu ısı ile su ısıtılır ve buhar üretilir. Türbinlere gönderilen buhar, türbin mühimi döndürmeye başlar. Türbin mühimi dönme hareketinden elektrik elde edilir. Nükleer enerji, nükleer enerji radyoaktif madde atomlarının parçalanmasıyla ortaya çıkan enerjidir. Aktinyum, uranyum, plütonyum ve nobelyum bu maddeler örnektir. Nükleer enerji üretiminde uranyum kullanılır. Fakat bu uranyum saf değildir. Genellikle uranyum işlenmesiyle elde edilen plütonyum ve uranyum 235 milyondur. Dünyada elektrik üretiminin %11 nükleer enerji tarafından karşılanır. Atomun yapısı, maddenin temel yapı taşı atom denir. Atomlar, proton, nötron ve elektronlardan oluşur. Elektronların ağırlıkları çok azdır. Bir atomun toplam ağırlığı nötron ve protonların ağırlığının toplamına eşittir. Protonlar artı yüklüdür ve yüksek nötronlarla çekirdeği oluşturur. Elektronlar eksi yüklüdür ve çekirdeğin etrafında dönerler. Doğada çoğu atom nötraldir. Yani elektron ve proton sayıları birbirine eşittir. Fakat nötron sayısı eşittir. Nükleer reaksiyon nasıl olur? Atomlar nötron bombardımanını tutuyor. Bu atomlar karşılaşıp parçalara ayrılır. Parçalara ayrılan atomlardan enerji ve nötronlar açığa çıkar. Bu nötronlar da diğer atomları parçalar. Böylece zincirleme bir reaksiyon olur. Ortaya çıkan çok sayıda nötron daha çok atom parçalar ve daha çok enerji açığa çıkar. Reaksiyon sırasında nükleer atıklar da ortaya çıkar. Nükleer santral atıkları, katı atıklar, özel metal kaplarda depolanır ve saklanır. Sıvı atıklar, denize ya da çevredeki akarsu kapına dökülür. Gaz atıklar, su buharı havaya salınır, yoğunlaştırılmış ise denize dökülür. Nükleer enerjinin kullanım alanları. Nükleer enerjinin birçok kullanım alanı vardır. Tıp ve sağlık, radyasyon, hücre veya tümörleri yok etme özelliğine sahiptir. Radyasyon kullanarak görüntülenme işlemleri yapılır. Tıpta radyoloji olarak adlandırılan bir yöntem ile her yıl milyonlarca kişi muayene edilmektedir. Sanayi, birçok sanayi ürünleri üretim aşamasındaki seviye, nem ve yoğunluk ölçümleri radyasyondan yararlanarak yapılmaktadır. Tek kullanımlı tedbir malzemeleri radyasyonla sterilizasyona klasik sterilizasyon yöntemlerine göre başarılı ve çok daha güvenilir olduğu saptanmıştır. Ayrıca gıda aşınanları ile gıdaların daha uzun süre dayanılır
5-6 temizde akıllı kültürlerinin durumu olan ilk atom bombası test amaçlı olarak temizle patlatıldı. 1945-6 Ağustos, ABD Hiroşima'nın atom bombası attı. Bu uranyum bombasıydı. Bundan 3 gün sonra ABD Nagasaki atom bombası attı. Bu plütonyum bombasıydı. Bu iki atom bombasının ilk birkaç ay 100 bin kişinin sonraki yıllar beklenince toplam yaklaşık 200 bin kişinin ölümüne yol açtığı tahmin ediliyordu. 1950'den sonra nükleer enerji insanlığın faydasına kullanmak artık keşfedildi. Nükleer enerji kullanılarak bir ampul aydınlatıldı. Nükleer denizaltı 1954'te yapıldı. 1960'da ilk özel sektör nükleer güç santrali yapıldı. Günümüzde nükleer enerji, günümüzde dünyada elektrik üretiminin %11'i nükleer santrallerden sağlanır. 2018 sayılarına göre 31 ülkede 449 santral bulunmaktadır. ABD 99 santral ile birincidir ve elektrik üretiminin %20'si nükleer santrallerden sağlanır. Fransa 58 nükleer santral ile ikincidir ve elektrik üretiminin %72'si nükleer santrallerden sağlanır. Çin'de 39, Rusya'da 36, Güney Kore'de 24 nükleer santral vardır. Ülkemizde nükleer enerji. Ülkemizde 2010 yılında nükleer enerji kullanılmaya karar verilmiştir. Rusya ile beraber Mersin Akkuyu'da 4 ünitelik 1200 MW güçlü bir nükleer enerji tesisi yapılması için anlaşma imzalanmıştır. Bu konuda çok tecrübesi olan Rusya hükümeti tesis işletmesinde ve ülkemize yardımcı olacaktır. Tesiste görev alacak 35 tane mühendis 6,5 yıl bu sürede eğitim aldı. Geçtiğimiz günlerde bu eğitimi tamamlayıp ülkemize geri döndü. Gelişen tüm yetenek ülkeler kullanacak ve dünyanın en güvenli tesisi inşa edilecek. Aşağıda Akkuyu projesinin tasarımını görebilirsiniz. 2010 yılında bu kararın kullanılmasıyla beraber birçok çevreci gruplar ve vatandaşlar projeye karşı çıktılar. Nükleer santrallerin tehlikeli olduğunu ve santrallerin etrafındaki hayatı olumsuz etkilediğini öne sürdüler. Gelin şimdi nükleer santrallerin avantajlarına ve dezavantajlarına bakalım. Santraller gerekli mi yoksa gereksiz mi? Beraber karar verelim. Nükleer enerjinin faydaları. Nükleer enerji santrallerinin kullanımı doğal kaynakların korunmasını sağlayacaktır. Çünkü günümüzde neredeyse elektrik üretiminin %70'i fosil yakıtlarla karşılanmaktadır. Bu sayede fosil yakıtların araya saldığı karbonmonoksit ve sera gazlarından kurtuluruz. Küresel ısınmadan kurtulmak için bir alternatif olabilir. Nükleer santrallerin yapımı diğer santrallere göre daha pahalı ve zahmetlidir. Fakat elektrik üretimindeki verim daha fazladır. Ham madde maliyet fiyatları çok düşüktür. Çünkü enerji üretiminde çok az miktarda ham madde kullanılmaktadır. Nükleer santraller diğer santrallere göre daha az ağırlık kullanılır. Nükleer santraller insanların kullanması için enerji üreten tesislerdir. Asıl korkulması gereken nükleer silah yapan tesislerdir. Nükleer enerjinin zararları. Radyoaktivite nedeniyle üretimden önce radyoaktivite nedeniyle tehlike arz eder. Uranyum madeni hacim cevap olmasına karşılık çıkarım esnasında çok fazla arazi işlendiği için dev miktarda atık madde ortaya çıkar. Kullanılmış yakıtın reaktörlerden alınarak işlemle testlerine de çıkan yüksek seviyeli atışın görülmesi için taşınması gerekmektedir. Bu esnada potansiyel tehlike söz konusudur. Kaza riski doğal afetlerle biraz artar. Bu nedenle deprem, heyelanlar, çürük işleri gibi doğal afetler santrallerin her şekilde dikkate alınması gerekir. Ayrıca nükleer santraller büyük kentler ve yoğun nüfus bölgelerden uzak konumlara konumlandırılır. Nükleer güç insanlık için çok büyük tehlikedir. Atom, hidrojen ve nötron bombaları sırasıyla edici etkileri artacak şekilde hep bu gücün eseridir. Nükleer reaktörlerin çalışması esnasında sırasında atık olarak ortaya çıkan plütonyum üst düzeyde zehirli ve kanser yapıcıdır. Doğada bulunan 250 yıldır. Açığa çıkan bir diğer radyoaktif madde olan stronsiyum görüş yoluyla bitkileri oradan da hayvanların suyunu geçerek insanlara ulaşır. Kan kanserine yol açar. 280 yıl ömrü vardır. Sezyum ve iyotla besin yolunca insan vücuduna giren petrolik bezi kanserini çocuklarda büyüme aksaklıklarına ve genetik bozukluklara neden olur. Sonuçlar, nükleer santrallerde kurulumun uzun süren ve yüksek maliyeti olan tesisler
İşte onun önlemi halde bir zarar, herhangi bir zarar vermediği söylenirken, üçüncü olarak gerçekleşen çabanın bir faydası, doğaya ve insanlara çok iyice zararlar verdiği bilinmektedir. Dördüncü Fukushima faciası ise Çernobil faciasının tehlike seviyesi olarak geçtirilmiştir. Fukushima. Japonya'da yaşanan Fukushima nükleer santrali kazası 11 Mart 2011'de Tokyo depremi ve tsunami sonrasında yaşandı. Santralde bulunan 3 reaktörde yaşandı. Çetecek elimiz sonucunda atmosfere ve okyanusa radyoaktif maddeler salındı. Kaza Çernobil felaketinden sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer kazasıdır ve 7 seviyesindedir. Tüm reaktörlerde sorun yaşanması kazayı daha da işin içinden çıkılmaz bir hale sokmuştu. Kilometrelerce alan radyoaktif kirlenmeye maruz kaldı. Tahliye çalışmaları yüz binlerce insanı evlerinden etti. Nükleer santrallerin fayda ve zararlarını hep birlikte gördük. Tehlikelerin büyük olduğunu anlatmaya çalıştım. Bu tehlikeleri engelleyebilirsek nükleer enerji vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır. Fosil yakıtların giderek tükendiği çevreye ve atmosfere verilen zararlardan düşünürsek nükleer enerji insanlık için kurtarıcı bir kaynak olacaktır. Güçlerin diğer santrallerine göre çok fazladır. Temeli en az